Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Ben yine açılışı böyle yürüyüşten geldim. Hemen üzerimi şöyle bir değiştirdim ya. Ondan sonra Aysu ile beraber bir AVM'ye kadar gideceğiz. İhtiyaçlarımız vardı. Kendim için doğru düzgün bir şey almadım kışlık. Bir onlara bakalım dedim. Bir de kayınvalideme pijama bakmayı düşünüyorum. O gün alamadık, içimde kaldı. Hemen ona pijama alacağım. Daha sonra da işte eve geliriz. Bugün de bir annemlere uğrayacağım. Zaten siz de benimlesiniz. Evet, şimdi BİM'e geldik. BİM'de de bu ayaklı kaselerden gördüm ama benim zaten vardı böyle bir kasem. O yüzden almadım. Neden almadım? Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kasenin burası makineye girdiği an kopuyor. Bakın şimdi bile Salih. Şimdi bile oynuyor. O yüzden almadım. Bunu bırakacağım. Salih hemen nasıl? Hadi alma, tamam. Hadi alma falan diyor. Bunu beğenmedim. Bu kalacak. Ama şunu çok beğendim. Şöyle bir tane tabak aldım. Pasta tabağı. Aslında bunu meyve koyarım ya da yaprak sarması. Bunlar da köfte yaprak sarması. Bunu Beyza'da görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Buraya da gelmiş. Sonunda aldım. Bir de şunu aldım. Dur be aşkım. Şöyle bir şey. Ya bunları evde gösteririm size. Şöyle bir şey almıştım. Bunlar BİM'de. Valla beni anlık Instagram'dan takip edenler buluyor. Instagram adresini de açıklama kısmına ekledim. Oradan beni takip edin. Evet, Aysu ile beraber AVM'ye geldik. Onun morali bozuktu, arabasını vurmuş. Kıyamam. Şimdi de geziyorduk böyle. Şöyle bir çay takımı mı, kahve bardağı mı? O kadar çok hoşuma gitti ki şöyle. Ama çok fiyatı yüksek, gereksiz yüksek. Bakar mısınız? 900 TL. Yani israf ya bu gerçekten. Ama çok güzel. Keşke uygun olsa da bunlardan şöyle iki tane alabilsek. Çok beğendim. Evet, şimdi şöyle bir şey gördüm. Normalde hep siyahlarını falan görüyordum ya da kırmızılarını şöyle. Ama buna bayıldım. Yani bundan bir tane böyle, yani iki tane almak istiyorum. Bir de şu pankek tavasını gördüm Ar Yıldız'da. 230 TL. Gerçekten çok uygun. Bir tane de belki alırsam bundan alırım. Çünkü benim pankeklerim ağzı yüzü yamuluyor. Benim taklidimi neden yapıyorsun? Söyle. Hadi başla aşkım. Neyi başlayacağım? Tanıtım. Bak ne güzel cicciler aldın sen. Bunları tanıt. Dokunacağız. Canın mı yandı? Yoo, canım niye yansın canım? Ama fiyatlarını sana internetten gerçek fiyatlarını gösterince şaşırmadın mı? Fiyatlar bak şeyle internetle kıyasladığın zaman burası daha iyiymiş. Değil mi? Ben öyle yaş tahtaya adam basar mıyım? Bitmeden alın diyeceğiz ama biz tabii o anlık olmadığı için. Bunu ne zaman yayınlarız? Pazartesi yayınlarız. Belki o kalabilir. Belki bazı BİM'lerde kalmış olabilir. Zor ama işte bakacağız. Aynen. Şimdi bir tane böyle kesme ürünleri sevdiğimi bildikleri için şöyle bir tane cam kase aldım. Bayağı da güzelmiş ürünü. Camı çok güzel parlıyor. 119 TL'ydi bu. Şu vazodan aldım. Bu vazoları çok seviyorum. Gerçekten çok güzel ürünler bu vazolar. Tek bir sıkıntısı bu. Makineye atılmaz. Aslında pasta tabağı da alacaktım ayaklı. Ama ayaklı ürünüm çok olduğu için dedim ki gerek yok Sümeyye alma, israf. Bir de şuraları şeye atılmıyor. Makineye atıldığın zaman bu tık düşecek ürün. Paşa Bahçe'nin güzelliği diyorum. Bunu aldım çünkü vazom yoktu evde böyle güzel şık bir vazo. Annem de aldı ama böyle bir şey yoktu. Bir de şuna bu, vuruldum. Ne bu? Love mu? Yok, Glass in Love diye bir marka çıkarttılar da. Love, Love diye. O pastanın. Oranın ürünleri. De Love diye bir marka var. Bir de Love diye bir marka var. Ama en iyisi kesinlikle Paşabahçe. Salih de şey yiyor, mandalina. Şöyle bir pasta tabağı aldım. Pasta seti bu. Böyle bir şeyim gerçekten yoktu. Böyle bir şey aldım. Limon. Bunu makineye koyacağım. Makineye limon koyunca parlıyor. Böyle bir şey aldım ve bir tane daha mı var yoksa burada? Ha, yok bir şey tane. Bir tane daha var sandım. Nasıl sevindim. Dedim ki buna belki salata koyarım. Böyle hepsini bir tane set yapmak istedim. Mesela salatayı buna koyarım. Buraya mesela börek koyarım. Şunlara yaprak falan. Çok hoşuma gitti ya. Çok güzel değil mi? Bunlardan da 6 tane de. Şu bu set 300 TL'ydi. İnternetteki fiyatını söylüyorum size. Sabırlı olun. 900 TL.
O yüzden direkt aldım. Şöyle. Sahte pekmez yiyor. Ay ben içmeyeceğim. Aç 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 aç. Şifa. Onu da sen yala. Ben yalamam. Anlıs pekmezi. Pekmez. Bunu da kim vermişti ya? Annem verdi mi bunu bize? Hatırlamıyorum kim. Annem. Ama daha bozulmamış. Bir kaşık bile almamışız içinden. Bir sıfır yıldır. Duruyor. Bir yıldır. Biz niye hiç tüketmiyoruz? Bilmiyorum ki. Salih seviyor böyle ürünleri. Bitmez tüketelim ya. Hemen bunları makineye atacağım. Şunu makineye atmam, o yıkanmaz makineden. Evet, dediğim gibi bu 800 TL'ydi internetteki fiyatı. Bana da uygun geldi, hemen aldım. Dayanamadım ya. O ayaklı kasedense bu daha iyi. Ayaklı kase çok karışık duruyordu. Bunu çok beğendim. Şöyle oldu. Akşam misafirimiz var. Sofraya böyle güzel bir şey yapabilirim diye düşündüm. Hoşuma da gitti açıkçası. Bitmiyor. Aslında şöyle durumu anlatayım size. Bunu ben bizim geline aldım. Yani o sipariş etti. Şimdi biri onun, biri de benim. Benimki de kayınvalidemde. Bir tane kalmamıştı. O aldı. Sonra şöyle de peçeteli kaldık. 30 TL. Bunun da internetteki fiyatları 150-160 TL. Bu da çok hoşumuza gitti. Bir tane de böyle bir cam peçeteli kalmak istedik. Daha başka neler almışız? Şöyle ice tea aldık, akşam içeriz diye. Evde içmediğimiz için küçük almış Salim. Neydi? Kavun almış. Patates indirimdeydi, onu almış. 5.95 indirime bak kardeş. Akşama soya sosu tavuk yapacağım. Susam yoktu, susam aldık. Pirinç, mandalina falan da filan da, bu kadar yani. Yemek olarak da tavuk dünyası menüsü ayarladık. Şimdi tavuk patateslerim orada kızarıyor. Burada da domates çorbası var. Domates çorbasının içine annemin tarifiyle birazcık da süt katıyorum. Çok güzel oluyor. Burada da gnocchi var, makarnası. Gnocchi makarnası. Bu şeyin makarnası neydi? Barilla'nın makarnasını kullandım. Burada mantarları soteledim. Onların gelmesine yakın. Hemen tavukları da yapacağız. Başka da neyimiz var? Salata da orada hazır. Onları yıkayacağım. Salatamız da hazır. Burayı da bu şekilde hazırladım. Bakalım nasıl olacak, şimdi gösteririm size de. Evet arkadaşlar, dün kapanış yapamamışım. Bugünden tekrardan merhabalar. Bu galiba bu 3 günlük vlog birleşimi olacak. Lütfen beni mazur görün. Akşama da misafirliğe gideceğiz. Gitmeden önce yemeği yapalım dedim. O yemeği yaparken de siz de izleyin. Evet, şimdi akşam misafirliğe gidecekmişiz. Salih'in hani geçenlerde evlenen bir dayısının kızı vardı. Onun evine gideceğiz. Bizi çaya çağırdı. Bize en yakın olan o olduğu için. Hani ev olarak en yakın olan. Ben de hemen yemek yapayım dedim. Sadece tek çeşit yapacağım. Çünkü sadece tek çeşit yap dedi. Burada patlıcan ve patates var. Onu hafif yağda böyle çevirdim. Buraya koydum. İçerisine de kıyma, biber, soğan koyup bunun içerisine ekleyip musakka tarzı fırına atacağım. Çok azıcık yağda yaptım. Yani çok fazla yağ değil. Bir gün bunun da tarifini veririm inşallah. Ama geçmiş videolarımda da var. Hemen bunu yapıp sofrayı kurup Salih gelecek. Ondan sonra da artık yemeğimizi yer çıkarız oraya.
Evet, biz şimdi hazırız. Burada da hediyemiz var. İnşallah gideceğiz. Kalın otururuz, sohbet ederiz inşallah. Evet, yeni gelin evindeyiz şimdi. Burada da çayın yanına ikramlıklar. Ben dedim Hacer abla sakın şey yapma böyle börekli çaydı diye yapma dedim. O da bize en güzel sunumlukları yaptı. Kuru yemiş daha ne olsun. Böyle toplardan var. Hurma çok güzel. Topları. Hurma topları mı bunlar da? Tuğba'nın onlar. Tuğba? Tuğba markaymış. Evet, çok güzel olmuş. Şu. Aynen evet. Çok güzelmiş. Gerçekten bunu ben de beğendim. Tamamen katkısız. Ya. Hı-hı. Şunlar da çok güzel. Bu incir de Aydın'dan geldi. Sen mi getirdin? Evet. Tatilde ben... gittin de. Yok hani. Ben almadım. Getirdim. Çok iyi olmuş gerçekten. Hı-hı. Şurada da kuru yemişler var. Şimdi de çay ikram edeceğiz. Yeni gelin evi diyorum. Başka da bir şey değil. Çünkü Hacer abla da çalışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi abla? Küçücük bir parça. Bakın direkt cam. Bu dolap çok güzel. Daha düzenlemedi. Çünkü çalışan bir bayan olduğu için. Yavaş yavaş artık. Şunlara bakın çok güzel. Bunlar her şeyin Paşa Bahçe'nin takımları. Şöyle eleği siyasetleri var. En güzeli ne biliyor musunuz? Şöyle kayınvalidesinin hediyeleri var burada. Kayınvalidesinin kendi çeyizinden kalma tabakları. Ben de anneminkilerine getirmiştim. Hatta burada bir tane daha tabağını gördüm. Allah düştü. Şöyle şuraya koyayım da silmeden koymayalım. Şu tabak Arabistan'dan gelmiş. Direkt altındaki mühürden anladım. Bayağı güzel bir tabak. Hacer ablan çeyiz zamanını hatırlıyorum da. Böyle şeydi. Şunu nereden aldın, bunu nereden aldın olayı vardı Hacer abla. Hacer abla hatırlıyorsun değil mi? Sürekli Hacer abla bana bazen mesaj atıyordu şey diye. Süveyye bunu nereden aldın? Aynen. Şunu nereden alabilirim? Evet. Her şeyi soruyordum. Aynen ilk. Ya sorsun zaten çünkü kolaylaştırıyor. En güzeli de ne hoşuma gitti. Burada Joseph Joseph'in kesme tahtası var. Buradaki fiyatları çok yüksek. Hacer abla da yurt dışından getirtti. Bunu ben de yurt dışından getirtmiştim. Burada fahiş fiyatlar doğru. 4000 TL gereksiz verilmez bir kesme tahtasına. Ama bu kesme tahtaları şöyle ki mesela burada balık kesiliyor. Şurada kırmızı et. Şurada sebze ve tavuk eti kesiliyor. Bunun sebebi de şöyle ki bu plastik değil. Bu normal farklı bir malzeme. Bu malzemelerde antibakteriyel özellikler var. Birbirlerini karıştırmamak için bu şekilde. Hacer abla da böyle almış. Ben de çok beğendim. Bir tek evinde şurası Hacer abla çok zorlar. Çok güzel ama çok zorlar. Hacer abla. Canım şurası çok güzel ama çok zorlar seni. Çok mu kirleniyor? Biliyorsun. Su oluyor sürekli. Mutfak salonunu zaten birazdan göstereceğim size. Çok güzel. Tam böyle şey evi. Ne deniyor ona? Pinterest evi. Pinterest evi olmuş aynen. Evi. Şey de güzel. Hoşuma gitti bu. Mutfak masası da. Güzel ya. Bunların hepsi özel tasarım. Ben yaptım. Evet. Hepsini kendi şeyiyle yapmış. Kendi istediği gibi yaptırmış. Hani. Aynen. Çizdirmiş, yaptırmış ayağını, gibi olmuş. Masanın şeklini, sanayinin şekli, rengi, işte kumaşı, dokuması, her şeyi. Ama sen şimdi yeni evlendiğin için sana fiyat soracağım. Evet. Mobilyaların kaça mal oldu? Yaptırmana rağmen. Şimdi benim mobilyalarım bayağı uyguna mal oldu. Biz çünkü yaptırdığımızda daha bu çok büyük işte zamlar gelmemişti. Sen hangi ay yaptırdın? Ben hangi ay yaptırdım? Mayıs, Haziran gibi. Yani olsun Haziran yine de bir zamdı. Sipariş verdim. Ben Temmuz'un tamam. Sonunda bitmiştim. Kaça mal oldu? Kaça mal oldu işte 95-90-100 arası diyelim. Hı, yatak odası ve sadece... Yatak odası, salon, mutfak masası ve balkon takımı. Ha, 100.000 TL diyelim. Bayağı iyi aslında. Evet evet. Aha. Biz bir sene önce yaptırmamıza rağmen bizimki 75.000 TL'ye mal oldu. Ama bu da iyi. Bu da çok iyi yani. Şimdi çayımızı koyacağız. Kahve yaptı doğru ya. Hacer abla gidin de kahvemizi içelim. İleriden sonra sağa dönmüş oldum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yine dediğim gibi bu üç videoyu birleştireceğim için. Çünkü rahatsızdım.
çekemiyordum böyle. Eve gelip yorgun düşüyordum. Sizler de beni mazur görün. Bundan sonra daha dikkatli olacağım videolarda. Bugün de yine bir misafirliğe gideceğiz. Ben bu aralar çok yoğunum. Eşim de haftaya bir Eskişehir'e geçeceği için iş için 2-3 gün orada kalacak. Böyle olunca mecburen bugünlerde tüm işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Hani gidecek gelecek kişilerimizi. Bir de haftaya Almanya'dan halamlar gelecek. Muhtemelen onlarla da zaman geçirmek istediğim için de bu hafta tüm ziyaretleri bitirmek istiyorum. Benim için de güzel oldu. O yüzden bugün gideceğiz, halalara gideceğiz. Salih'in halasına gideceğim. Ama işte evi toparlarken annem aradı, çayı demle sana geliyoruz dedi. Annem de normalde asla gelmez. Ay bu eşarpım da açıldı. Annem de normalde çok gelmeyen birisi. Bu hal böyle olunca da hani gelir de kadın kendi evini seviyor yani. Başka yere gitmiyor. O yüzden ay dedim anne hemen gel. Salih de bile demiş hatta. Anne gelsene demiş. Onlar da hastaneden çıkıp bize gelecekler. Kahvaltı falan hazırlayacağım. Ondan sonra da hazırlanıp halılara evet, gideceğiz. Evet şimdi babamlar gelecekmiş. Dedi ki biz dedi sana gelelim dediler. Ben de tamamım dedim gelin hemen. Burada da Salih. Hı-hı. Salih'in çiçeği var şöyle göstereyim size. Allah Allah Allah. Cuma'dan gelirken bana çiçek almış. Teşekkür ederim hayatım. Ne demek ki? Salih de burada şey yapıyor. Çay demliyor. Salih. Tabii ki. Ben çayı demliyorum ama şey demliyorum böyle. Allah şunu da elime alayım da. Birazcık kötü demliyorum. Salih sevmiyormuş benim çay demlememi. Biraz şey acele de demliyorsun. Çünkü çay içmediğim için çay demlemeyi sevmiyorum. Öyle diyelim. Hemen. Yeni Dyson'ımızı göster. Amcasının oğlu bana Dyson almış. Amcasının oğlundan bir adet Dyson. Amcasının oğlundan, emmi oğlundan bir adet Dyson. Gördünüz. Dyson'ımız nasıl? Hayırlı olsun deyin bakayım aşağıya. Bu Türk işi Dyson. Ama en kaliteli Dyson. Evet, en kaliteli. Şimdi diğer Dyson'larla şey yok aramızda. Kelimeye son. Turkish Dyson. Bakın. Gayet pratik bir hafif. Evet ya bu gırgırmış. Onların evinde ben çok... Dur aşkım. Onların evinde gördüm ben çok beğendim. Hı-hı. O da bana almış hediye. Güzel gelineceğiz. Eşi şey demiş ya Sümeyye de beğendi. Ona da alalım diye. İyi yapmışlar. Teşekkür, teşekkür ederiz onlara da buradan. Şimdi ben kahvaltıyı hazırlayacağım. Tabii ki de siz de benimlesiniz. Evet şimdi babamlar geldi. Ben de kahvaltıyı hazırladım. Zile çalıyorlar. Şöyle de kahvaltımız hazır. Onlar da börek getirecekmiş. Sıcak bir şey yapmadım. Bir de şey yaptık. Neydi? Yemek vardı. Onu da koyacağım. Evet annemler geldi. Şimdi de şöyle börek almışlar. Durun göstereyim size. Şöyle börek almışlar. Isıtayım bunu anne mikrodalgada. Bunu mikrodalgada ısıtayım. Şimdi buna da yumurta. Ekmek almışlar. Simit almışlar. Sarı simit istiyordu. Poğaça ekmek almış gene. Cevizli sucuk almışlar. Fındık almışlar. Peynir almışlar. Bayağı bir şey almışlar. Salih de ekmek istedi. Simit istedi. Ve kara üzüm şırası.
Bunlar da böyle görmüş. Ezan okunuyor. Maşallah anne, ezan da geldiniz. Evet, ben hazırım. Şimdi de halılara doğru yol alacağız inşallah. Hep ondan sonra da eve geliriz. Babamlar geldiği için bir tık geç çıktım. Onlarla yemek falan yedik. Size de ne giydiğimi de göstereyim hemen. Şöyle. Evet, böyle bir tane elbise giydim. Çantam olmadı biliyorum. Siyah bir çanta ama bulamadım laciverte uygun. Böyle trench coat'umu da yanıma aldım. Arabanın arkasına atarım. İşte artık sorun da değil. Böyle giydim. Nasıl olmuş sizce? İyi mi? Çok hoşuma gitti. Bu elbiseyi de facto'dan almıştım. Bulursam renkini eklerim inşallah. Ay, güneş ne güzel oldu böyle. Güneş vurdu. Değil mi? Şöyle bir ekran görüntüsü mü alsak? Bunları da siz de görüyorsunuz. Şimdi biz yola çıktık. Yüzüm nötr duruyor ama işte bu ışıktan. Hep ışık var ya, böyle bir anda bir oluyor. İşte doğru ışıkla fotoğraf çekinmek diye buna diyorum. Tabii ki. Bir de bak mesela Salih'in yüzü de öyle. Filtreli çekmiyoruz. Videoda filtre yok değil mi? Yok. Filtreli video çeken var mı bilmiyorum. Salih Bey de böyle hazırlandı. Gideceğiz inşallah. Yarın da misafirimiz var. Yine Salih Bey'in akrabalarından gidiyoruz. Ya Salih Bey'in amcası gelecek yarın. Hayırlı olsuna gelecekler. Ama sanki gözünün biri kocaman duruyor. Birisi çok çok kötü oldu. Bu video ne oldu böyle? Sanki gerçekten öyle bak. Şu gözüm daha böyle şey koyu, büyük. İşte bakalım bugün gün içerisinde neler yapacağız. Sizler de bizimle olacaksınız. Babam bana biraz önce babam bana geldi diyor ki ediyor yemek yok. Ya ben bunları görmedim ben. Yok diyor bunlar diyor yemek. Şimdi şu kek bana bakıyor, ben bu keke bakıyorum. Aynen. Çok güzel gözüküyor. Şu şey. Ama istediğinizi seçin tamam. Bu benim sunum. Şans kurabiyesi mi? Yeniyor mu? Evet. Yeniyor mu? Önemli bir detay. Alttan da alabilirsin. Şeyde bunu Quick China'da Quick China'da hediye ediyorlar. Sen almamış mıydın o gün Quick China'da? Son çekilin şansı ne? Çok merak ettim ya. Evet, şimdi arkadaşlar şey yapacakmışız burada. Oylama yapacak hangi yemeği daha çok beğendik diye. Düzeneyi kurduk, şuraya bir göster. Evet, düzeneyi. Evet, şu anda yayında kameranın arkasındaki tripoda bakın. Tam teçhizat. Puanlayacak şimdi bakalım. Bakalım arkadan Sari şey getiriyormuş. Hani bakalım, bu sesi. Benim kanalımdan izleyin bakalım. Evet, şimdi yorumlayacakmışım. Hangi kameraya bakayım, oraya mı buraya mı bakayım? Karar veremedim. Yemekler efsaneydi. Buradan herkesine de çok teşekkür ederim. Ama benim için en güzel iki tane yemek oldu. Birincisi bu mantı galiba. Sosyete mantısı. Benim bestim oldu. Gerçekten çok güzeldi. İkincisi de bu tavuklu yoğurtlu yapılan yemekti. İkisi de aynı anda gider ama en iyisi mantıydı gerçekten. Hani o da şey de olabilir, bir anne elinin değmesiyle alakalı da olabilir. Çünkü halam da yardımcı olmuş onda. Bence kesinlikle bir annenin değdiği için tabii herkes güzel yapar ama öncelikle mantı diyorum. Mantı efsaneydi. Diğer yemekler de çok güzeldi. Özellikle kısır da güzel. Yani hepsi çok güzeldi ama benim için tatlı her zamanki gibi çok iyi olduğu için tatlıyı daha merak ediyorum. Yiyemedik tatlıyı. Ama mantı efsaneydi. Yani kesinlikle onun tarifini vermelisin İlkay. O tatlı mantının tarifini ver. Evet, biz yorumumuzu yaptık. Şimdi 2 dakikada hemen kısaca. Kesinlikle mantıydı yani. Mantı efsaneydi. Daha güzel bir diğerleri de çok güzeldi ama mantı benim için zaten en iyisiydi. Şimdi yemeğimizi yedik. Galiba oyun oynayacakmışız. Bu ya vampir köylü ya da monopoli tarzında bir oyun. Yani kuzenler bir araya gelince böyle oluyor galiba. Bir oyun oynayası geliyor. Şimdi oyun oynayalım. Evet, sırada Salih'in oylaması var. Şöyle açıyorum.
sesi yüksek alalım Salih Bey. Yazın belki değil mi? Evet. Önce kanalımıza göster. Çekil bakalım. Oh, şaşırttın beni. Şaşırdın mı? Gerçekten Salih'i tahmin edemezdim. O sen nasıl beğenirsin onu? Ben aslında başka bir şey diyecektim. Ama o ürün biraz ikinci planda kaldı. Bu söyleyeceğim ilk şey. Bu söyleyeceğim daha şey oldu. Daha çok hoşuma gitti. Hı hı. Açıkçası. Heyecanlı. İçindeki ürünler. Oraya bak. Tuzu. Hı hı. Biberi. Daha doğrusu benim zaten sevdiğim bir şey olduğu için biraz daha oynamada... Sen gerçekten patates tabii tat şeyini beğeniyor musun, salatasını? Aşkım açıklayacaktım, niye spoiler edin? Hayır, başlangıç. Daha güzel oldu bence. Olmadı. Şimdi spoiler kendimiz... verdiğim için ben kendi kanalımda silmiyorum. Bizimki güzel oldu böyle, kalsın. He, tamam. İlkay'ın kanalında videoyu sildik. Okey. İlkay sen silinenlerden bakabilirsin. Ben zaten kendisini sevdiğim için ona puan vermek istedim. Öncesinde bir yemek vardı. Tavuklu bir şey. Tavuklu neydi o? Tavuklu şehriye salatası. Tavuklu şehriye. Ona verecektim ama... Ben en çok yapıyor muyum onu? Evet. Çok hoşuma gitti. Ama... biraz sonra söyleyeceğim yemek veya işte garnitür daha çok hoşuma gitti. Çünkü çok hızlı zaten konuş. Sevdiğim bir şey. Evet. O yüzden oyumu biraz gerilim yaratalım değil mi? Çok yavaş konuştun, sıkıldım. Keser buraları. Sıkıldım, siz sıkılmadınız mı ya? Diğerlerinden daha... Acun da böyle konuşuyor. Daha Acun duy sesimizi. Olduğunu düşündüğüm için oyumu. Buraya da göster. Görünüyor mu? Bakayım. Görünüyor. Evet. Patates salatası. Bir şey söyleyeceğim. Sence ben hangisini daha çok beğendim? Yaprak sarması. Tüh. Yaprak sarmasını çok seviyorsun. Böreği daha çok beğendim, kıymalı. Onu da ilk onu diyecektim. Ama bak düşündüm, yaprak sarmasını daha çok. Ne oynuyorsunuz? Dedektif. Şu mu? Şu an herkes odaklanmış durumda. Gösteriyorum bir. Dur, unuttum Enes. Hayır, bunu yapma. Süresi var mı? Gol. Abi Enes ya. İlk attım. İki. Önce ben yaptım. Önce ben yaptım. Tamam, tamam göster. Tamam hadi göster. Bir. Tamam. Evet, iki. Masayı bir çeksenize böyle rahat. O da üç. Evet ya. Hadi Allah gösterdi aynısıymış. Salih ya, dikkatimi dağıtma. Çok komik duruyorsunuz şu an. Gözlerim yandı şu an. Bakalım kim basacak? Kamerayı ben de görebilirim. Adamın kamerayı açınca şeyi geldi. Korktum basarken. Siz olunca destek oldu. Yes. Hadi. İyi ben de alalım. Bakalım. Bir dedin, nerede o bir? Az önce masum şey yapan vardı. Salih. Şey kameraya açacağım. Vallahi... Aa diğerini. Yani hepsi bulamadım. Bitti. Bitti. Bir de şey şu. Şu.
Yok yanlış. 1, 2, 3. İşte bak öyle oluyor. Ben bilerek çekiyorum. Hocam ya şunlara bir bakarız hadi lütfen. Maşallah bütün puanları Batuhan toplamış. Aa direkt bunu bulan kazanır. Ama bu çok büyük. Şey, bunu bulun. Şey yani. İşte puanı bunu düşüyor. Ne kadar büyükse o kadar puan düşüyor. Gerçekten mi? Kazandığı puan. Hakkı yazıyor bunlarda. Ay buluyorum. Şununla şu. Şunu sonra ne? Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben bunu bir dakika. Ben de onu tek sandım. Birini kutlayacağız demişlerdi de beni ciddiye almamışlar. Teşekkür ederim. Bir şey aç istersen. Direkt dilek. Benim için de. Ya, dur bir şey yapalım onu beraber. Dilek tutayım. Ben de tuttum. Ben tuttum. Tamam ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi kazanan Salih oldu. Monopoly'de tüm topuları topladı. Helal olsun. Salih. Yes. Helal. Sevinçliyim, mutluyum. Ben kendimi yazdım. Herkese... Bu ikisi şey kalmış, abi de hediye sana. Teşekkür ederim. Ne? Bütün hediyeleri. Vallahi sağ olun. Oyuna giderken diyor ki ben girmeyeyim. Ya dedim ben, arkadaşlar ben sizi uyardım. Siz beni dinlemeyiniz. Yapacak bir şey yok. Eve götürmüyorsan alın. Al götür. Aç çocuğu da izleyip bari. Açamam ki. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bana hiç para vermedi. Elindeki paraları aldım biliyorsun değil mi? Oyun işte. Vicdan olsun. Evet, yok kapanış yapmayacağım. Neden? Salih kapanış mı yapacaksın diye sormuştu. Neden? Yani eve gidince artık hani bu makyajı çıkartma videosu da çekerim. Ondan sonra da artık kapanış yaparım diye düşünüyorum. Çünkü hani nasıl akşam yatmadan önce ne rutin yaptığımı da söyleyeyim ki soruyorlar çünkü. Makyaj temizleme mi? Hı-hı. Anladım. Tarzı bir şey. Çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Misafirlikte ben daha çok yoruluyorum bilmiyorum da. Biraz oturduk. Oyun oynadık. Oturduk o yüzden biraz uzun sürdü. Şey ya hepsi kuzeni Salih'in kuzenleri yani. Hı hı. Kuzenimiz. Ay, yoruldum ya. Bilmiyorum öyle hareketli bir şey de yapmadık da benim üstümde bir ağırlık var. Yorgunum. Evet. Eve gidip uyumak istiyorum. Az kaldı zaten. Aynen az kaldı. Şimdi makyajımı çıkartıp sizinle paylaşırım. Ondan sonra da artık kapanış yaparız. Vallahi kızlar direkt göstereceğim. Buraya kesin kızlar izleyecektir. Şununla yüzümdeki şeyi çıkartıyorum o kadar. Sen çok yorgunum ya. Direkt yatacağım vallahi. Öyle ama elbisemi çok memnunum. Elbisemi çok beğendim. Size de göstereyim. Elbisem çok güzel. Gidip bunu alabilirsiniz. İnşallah linkini bulursam atayım. Eşarpçı hal sayfasından aldım. Çok beğeniyorum bu şal eşarbı da. Sonunda böyle laciverti uyumlu bir tane elbise bulabildim. Alabilirsiniz. Beli böyle birazcık oturan. Benim üzerimdeki 40 beden. Yani şöyle 40 beden. Şöyle açtım kemeri de. Çok beğendim. Şunu da yine yıl dönümümüzde Salih'in hediyesi. Şöyle pırlanta bir şey kolye. Bu da böyle yani. Bu da Blue Diamond'dan. Hani istiyorlar, soruyorlar linklerini de o yüzden sizlere söylüyorum. Öyle. Bugünlük bu kadardık. Şu elimdeki bileklikleri de soranlar oluyor. Bunları da şöyle söyleyeyim. Üçü de gümüş. Şu boncuklu olanları kendim almıştım. Solda yok, üçü gümüş değil. İkisi gümüş, birisi çelik. Ortadaki gümüş, soldaki de çelik. Böyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.